Her zaman arkadaşlar, ben Lansper, bugün sergençler yepyeni bir video karşısında arkadaşlar. Bugün Venzicraft'tayız, umarım doğru okuyorumdur. Venzicraft, aynen. Venzicraft.xyz'deyiz arkadaşlar. Burası bir faction sunucusu ve yeni açıldı. Yani bu ne demek oluyor? Gelip hızlıca kasılıp, güçlenip, milletin içinden geçebilirsiniz arkadaşlar. Şu an bende Discord'da sesle iki adet moderatör arkadaşımız var. Insane ve Rinesia. İnşallah doğru söylemişimdir. Rinesia. Onlar var arkadaşlar ve bana şöyle kasa anahtarları verdiler ve toplamda 2, 4, 6 bilmem ne kaç tane kasa anahtarımız var. Şimdi öncelikle küçük bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an kulaklığımın mikrofonunu kullanıyorum. Çünkü PM800 bozuldu. O yüzden sesim fazla geliyor olabilir veya yutkunma sesim tarzı sesler gelebilir. Rahatsız oluyorsanız videoyu şimdiden kapatıp hemen sonuca girip oynamaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada krenit diyor. Bizde de krenit var. Hemen bir krenit açalım arkadaşlar. Krenit kasa anladığımız kadarıyla arkadaşlar set ve item kasası ve kasa anahtarlarının iç adet falan oldu. Ama ben öncelikle bir oyun sesini biraz kısmak istiyorum. Teşekkürler. Tamam. Şimdi şu kasa anahtarlarını şöyle koyalım. Kasaları kısa geçeceğim. Fazla uzatmayacağım kasaları. Şimdi krenit'i açtık. Krenit kasası neymiş? Hemen bir daha bakalım. Krenit kasası bir adet kit bulunuyor burada arkadaşlar. Kitteki itemleri topluyorsunuz krenit kasasında. Klasik faction kasası yani. Discord ne? Bu muhtemelen slash Discord veya slash Discord eşli yazdığınızda eşleme sistemi var sunucuda galiba. Ondan dolayı eşlerseniz size bir adet kasa anahtarı veriyor. Buradan Discord anahtarı ve Vota anahtarı falan kazanabiliyorsunuz, oyun parası falan. Açmamıza gerek yok onu. Vota var. Event kasası var. Event kasası da her eventte verilen mantık. Mantık genel eventte verilen güzel kasalardan bir adet. Bir tanesi yani. V8 kazma, kıdemli kiti falan veriyormuş. Para para, elmas, zümrüt blok ve diğer kasa anahtarlarından veriyor. Kosti'ye bakalım. Kostik anahtarımız var mı? Kosti'yi açmak isteyeceğim nedense. Ha, varmış. Bir tane kostik açalım mesela. 7 günlük VIP, 1 trilyon oyun parası. Son atom bükücü bir kazma. 7 günlük VIP Plus çıktı mesela bana. Ama muhtemelen kasanın o kısmını ayarlamadıkları için arkadaşlar. Ve sunucu permission, hani lucky perms kullanıyor. O yüzden tam ayarlanmamış daha galiba. Onu ayarlar kurucu kardeşimiz. Şimdi burada ne varmış? Burada lapis kasası var. Lapis kasası muhtemelen lapis kazarak mı kazanıyoruz bunu, yoksa lapiste kazdığımız bir itemle satın mı alıyoruz? İtem karşılığında falan. Onu da bir chatten yazarsanız sevinirim. Ben de o sırada vota kasasına bakacağım. Vota kasası V8, V7, V8 kazma var burada. Bu arada yanlış yazmışsınız, kılıca V yazmışsınız. Onu K yapacaksınız, haberiniz olsun. K7 bir kılıç var. Tekrar da ne var? Yüle elma, o bu şu. Yani klasik farp kasa arkadaşlar burası. Onun dışında spawnları büyük, güzel bir spawn. Yani geniş de bir spawn. Tek yapmaları gereken biraz değerlendirmek. Hani şu ortalara bir şeyler yapılabilir çünkü çok boş durmuş. Burada ne var arkadaşlar? Burada ışınlayıcı, yani warp menümüz var. Bilgi menümüz var. Ve günlük ödül menümüz var. Slash Discord yazarak Discord'a gelerek ödül kazan diyor. Vote ediyor ve Discord eşli sistemi var dediğim gibi. Klan ödül yakındaymış arkadaşlar. Burada da sıralama sistemi var galiba sunucunun. Neymiş bakalım, hemen okuyalım. Ocak ayı birinci... Ha, Ocak ayı sezonu diyor arkadaşlar. Orman veya arenada öldürülerek bilmem ne 29 günü varmış. Bugün ocağın biri çünkü. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada kill sayıları yazıyor muhtemelen. Hemen ışınlayıcıdan arkadaşlar klasik. Herkesin faction'da gidip PP attığı FPS arena'ya gidelim. Çünkü FPS arena faction sunucularının en önemli sistemlerinden biridir. Neden? Çünkü genelde Minecraft'ı çok yüksek sistemli olan insanlar oynamıyor. O yüzden FPS arena çok gerekli bir arena oluyor. FPS arenaları büyük, geniş, bence güzel bir arena olmuş. Şöyle hani biraz da renk tonu falan eklemişler böyle. Bazı sunucular direkt tamamen cam yapıyor. Bazıları böyle yapıyor. İki türlü de güzel oluyor zaten. Bildiğimiz klasik FPS arenalardan bir tanesi zaten sunucunun arenası. Onun dışında bir adet de normal arenaları bulunmakta. Hemen normal arenalarına girelim. Normal arenalar daha da büyük görünüyor. Çünkü devasa bir arena. Bilgisayar kötü olan arkadaşlar için üzüldüm şimdiden. Slash pet yazılmış. Sen dal... Panda var mı? Ne olur panda olsun. Panda. Bu arada bilmeyen arkadaşlarımız için panda istememin nedeni benim takma adıma panda olması. Ama panda yokmuş. O zaman ne alalım? Kuş alalım. Ve artık bir kuşumuz var. Bu sistemi de beğendim. Muhtemel VIP'lere özel olabilir bu. Arenaları var arkadaşlar burada. Bak bu da peşine uçuyor. Sevdim lan ben bunu. Kendi sunucuma da ekleyeceğim. Şimdi
Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir arenalar var. Arena devasa bir arena. Bildiğiniz bu Spartaküs dizisindeki arenalar gibi anasını satayım. Böyle at köleleri dövüyorsunlar. Tabii köleliğe hayır, o ayrı bir şey. Berk yazalım. Burada var orman var. Ormana gidelim. Orman klasik sade bir orman world'leri var. Buradan atlıyorsunuz. Onun dışında bir de buradan atlıyorsunuz. Yani bu şu demek. Warp ormanda doğdun, aşağı atla. Peki ben ha kırmızı çizgi çekmişler zaten. Muhtemelen burada PvP kapalıdır. En mantıklı şeyi yapmış kurucular. Çünkü genelde direkt ormandan atladın mı ölürsün. Hani burayı PvP kapalı yapıp muhtemelen burayı da biraz PvP şeye kapalı yapmışlardır. Aynen bakın. Bunu çok iyi yapmışlar. Bunu çok iyi düşünmüşler. Çünkü çoğu faction sunucusu bunu düşünmüyor. Yani nasıl düşünmüyor? Direkt warp ormanın önünü aktif bırakıyorlar arkadaşlar. Ve çoğu kişi ormana çıkamıyor bile yeni başlayan. Kırmızı alanın içi pipa açık mı? Kırmızı... Ha bak ben buradan bahsetmiştim. Burada pipa açıktır okey. Yani burası kırmızı alanın dışı. Ama çoğu insan, yani çoğu kurucular, faction kurucuları direkt burayı claim'i aktif bırakıyor ve direkt burayı kapıyor adamlar. İlk 10 bloğu kapatıyor. Buraya adam claim'liyor. Bütün ormanın etrafını claim'liyor ve kimse ormandan dışarı çıkamıyor. Ve oyuna yeni başlayanlar direkt quit atıp başlamıyor oyuna. Burada claim bölgelere ayrılmış. Ya satılıktır buralar muhtemelen. Neymiş? Arsa numarası 40, arsa durumu alınabilir diyor mesela. Ya siteden alınıyordur ya da oyun içi parayla da alınıyor olabilir. Onu bilmiyorum. Site adreslerinden bakabilirsiniz. Bura düzleştirilmiş. Güzel. Bu orman etrafının düzleştirilmesi cidden hoşuma gitti. Çünkü çoğu sunucu bunu düşünmüyor. Ve kötü duruyor genelde etraflar. Bence bu bayağı güzel olmuş. Ormanları da bayağı geniş. Mesela şurada birisi klan için orman alanını almış mesela. Hangi klanmış bu bakalım. Klan ismi yazmıyor mu? Ben mi görüyorum? Klan ismi yazmıyor. Insane. Gel last bell demiş. TP insane. Geldim insane. Ne yapacağız burada? Allah. Bakayım. Ha, aynı şekilde bakın tuzak sistemleri yapılmaya başlanmış sunucuda. Mesela burayı dağ gibi kazmışlar. Onun eski faction anılarım aklıma geldi. Yemin ediyorum faction oynamayı özlemişim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Videoyu siz izlerken ben muhtemelen sunucuda olurum. Çünkü ben de bayağıdır PvP atmıyorum. Bayağıdır faction falan oynamıyorum. Minecraft bile oynamıyorum bayağıdır. Özledim o yüzden. Yani muhtemelen siz şu an video izlerken ben sunucuda olacağım. Siz de gelebilirsiniz. IP açıklama kısmında var. Sunucunun Discord adresine de girmeyi unutmayın. Çekilişler olsun, onlar bunlar olsun. Bayağı şey de yapıyorlar. O yüzden sunucunun Discord adresine de girelim arkadaşlar. Şimdi Warp Orman kısaca böyle. Klasik ormanlardan ama dediğim gibi ormanın yapış şekillerini sevdim. Madenci boss var. Hemen boss kardeşimize bir selam verelim. Kanka selamünaleyküm. Kaç canı varmış boss'umuzun? Hemen bakalım. 1000 canı yok, 100 canı var aynen. 100 vuruşluk. Bilmem ne var galiba. Çok iyi. Kılıcım var mı benim? Benim kılıcım var. Sen oğlum 1.8 pipsini özlemişim lan. Sağ klik yapabiliyorum. Böyle arkadaşlar gelip boss'u kesiyorsunuz ve boss'un içinden geçmiş oluyorsunuz. Onun işte warp diyelim, VIP ham madde bulunmakta. VIP ham madde sunucudaki VIP'lerin özel ham maddesi oluyor arkadaşlar ve oyunda kasmanız daha kolay oluyor. Ve hemen sunucunun VIP fiyatlarına bakalım. Slash VIP bilgi, özür dilerim. Genelde slash VIP yapıyorduk çünkü biz eskiden. Eski alışkanlıklar. Şimdi. VIP fiyatı, ana fiyat, ilk VIP'nin fiyatı 10 lira. Bu çok uygun. Çünkü çoğu sunucuda şu anda 15 liradan VIP'ler başlıyor. 10 ve 10, 15, 25, 35, 45 ve 60 olarak gidiyor. Bence uygun fiyatlar. Çünkü çoğu sunucu ilk 2 VIP'yi ucuz yapıp bir sonraki VIP'leri 50, 100, 150 olarak arttırıyorlar. Sırf hani para kazanmak için, para kazanma uğruna ve oyuncuların çoğu alamıyor. Bu yüzden de daha yavaş ve daha zor kasılıyorlar. O yüzden bence fiyatlandırmalar güzel. Ne veriyormuş onlar VIP'de? Sunucuda VIP tag'ı okey, VIP ham madde okey, tamir, feed, 3 adet setom hakkı okey. 3 tane fazladan arsa alma hakkı, bu da çok iyi. Sunucuda son sözler güncellenmedi. Güncelleme de diyor, özür dilerim. Klan bileti güncellemede. Bu son 3'ü güncelleme demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün VIP'lerde güncellemede bunlar. Dediğim gibi sunucu bu arada yeni yeni açılan bir sunucu, videonun başında dediğim gibi. O yüzden siz de gelip hızlı bir şekilde kasılıp, yani belki ekibinizle gelebilirsiniz. 10-20 kişi mesela. Biz eskiden öyle yapardık. Böyle 50 kişilik klanlarımız olurdu. 50-60 kişilik. Bir sunucuya gider yeni açılmış. Hemen bir günde kasılır. Sunucunun içerisinden geçerdik yani. Kimse bizden daha iyi olamazdı. Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi ekibiniz varsa veya tek başınıza gelip oynayabilirsiniz. Yeni açıldı. Hızlıca kasılırsınız. Şimdi warp diyelim tekrardan. Şekerci boss diyor. Şimdi şekerci boss ne diyor?
Boss 15 dakikada bir gelir. Boss çok güçlü ve FPS eşyaları... Ha, P5 eşyaları. FPS diye okudum lan P5'i. Sen misin boss? Bu boss değil. Aa. Bunun altı yok. Arkadaşlar burada hayalet var. Bunun ayağı yok. Bacağı yok, bir şey yok. Kılıcımı çaldı bir de. Vole 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 vole. Bu boss da gelip arkadaşlar böylece boss'u öldürebiliyorsunuz. Bak bak, bana diyor ki Yusuf tek geledi diyor. Kardeşim zaten tekim. Şimdi slash ward diyelim. Şekerci boss'u da geçtik. Boşu. Konuşamıyorum ya. Şekerci boss'u da geçtik. Neye geldik? Tamirciye geldik. Tamirci Kerdon'a gelmişiz. Tamirci Kerdon abi, sen şunu bir tamir et bakayım. Aa, 2 XP istiyor, benim XP'm yok. Hemen bir XP kasalım. Bakalım bakalım. Şu kazmayla kazalım arkadaşlar hemen. Kas 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 kas. Ya bir faction sunucusunda aldığım en büyük zevklerden biri lapis kırmaktır. Nedense çok seviyorum. Ha, otolapisim açıkmış. Tamam, şu an sattı. Ben 3 level oldum. Hemen bir repair'ımızı atalım arkadaşlar. Ben kılıcımı repair istiyorum abi. Thank you. Görüşürüz gibi kılıcımızı repair ettik. Warp lapis de burası. Bu arada maplerden bahsetmek istiyorum. Maplerini bayağı beğendim. Ya kendileri yapmışlar ya da birine yaptırmışlar galiba. Çünkü çok uyumlu mapleri var. Hani görünüş tarzı olarak gittiğim çoğu map birbirine benziyor. Hani hepsi bir çağ anlatıyor gibi. Hani çağ demeyeyim de hani görünüş açısından birbirlerini andırıyorlar ve bu uyum çok hoşuma gitti. Çünkü çoğu sunucuda oradan çal, buradan çal veya kendi yapıyor. Bir mapini YouTuber'a yap, mapper'a yaptırıyor veya mimara yaptırıyor. O yüzden çok karmaşık mapler oluyor. Bu hiç hoşuma gitmez. Ama bu sunucunun mapleri çok uyumlu geldi bana. O yüzden bayağı sevdim. Sünger var. Sünger galiba edit. En son sunucuya girdiğimde edit sistemi bakımdaydı ama düzelmiş mi bakalım. Sünger aynen düzeltmişler. Benim OP'm vardı galiba. Ben hemen bir GM1 geçmek istiyorum. Evet, GM1 geçtim. Şöyle bir envanterimize bayağı bir sünger verelim. Tamam, sünger verdim. Şimdi burada süngeri arkadaşlar 2 adet ender gözü alabiliyorum. Ha, süper koymuş, özür dilerim. Ender gözü dedim. Süper gözle, ay süper coin'le Tesseract alıyoruz. Tesseract'ta kutsal kitap. Kutsal kitapta kutsal kitap 2 alıyoruz. Alıyoruz. Sonra en son kutsal parşömen alıyoruz. Bunlar bir işe yarıyordur. Tam emin değilim. Burada Tesseract'la Edit Max da alabiliyoruz. Biliyorsunuz makasla daha hızlı kırılır. Sünger. Ha, kutsal kitapta edit kafalar alıyoruz. Klasik fashion. Edit kafa sistemi ve kılıç sistemi. Ben nedense bugün konuşamıyorum. Beni maruz görün. Teşekkür ederim. Bakalım. Burada yay var. Klasik edit arkadaşlar. Aynen. Bu köyler daha yerleştirilmemiş galiba. Bakalım. Hop. Yanlışlıkla buraya koydum. Tamam. Bu köyler de daha yerleştirilmemiş. Bunlar da yerleştirilir arkadaşlar. Envanterimizi temizliyoruz. Warp diyoruz. Lapis diyoruz. Lapis'e zaten gelmiştik. Tekrar warp diyoruz. Ve Envoy'a gidiyoruz. Envoy sistem arkadaşlar şu anda Türkiye'de bütün sunucuların kullandığı bir sistem. Ama çoğu arkadaşlar böyle büyük maplerde kullanıyor. Mesela ben bu map'in küçük olmasını sevdim. Çünkü çoğu sunucu Envoy sistemini arkadaşlar spawn'ını ayarlıyor. Ve spawn'ları çok büyük olduğu için oyuncular böyle spawn'da bir ton kasa aramakla uğraşıyor. Mesela buradaki Envoy sistemi bence iyi olmuş. Çünkü muhtemelen kasa Envoy mu, item Envoy mu bu sistem? Bu arada onu bir sorayım ben adminlere. Yani gökyüzünden kasa mı düşüyor yoksa kasa değil mi? Bak. Ben bunu beğendim işte. Çünkü çoğu sunucu spawn'ı ayarlıyor bunu ve çoğu sunucunun spawn'ı da bayağı büyük oluyor. Büyük olduğu için oyuncuların o kasaları bulması falan zahmet, dert. O yüzden böyle ufak bir alanın ayarlanıp kasaların düşmesi bence çok hoş olmuş. Ben çok beğendim. Onun dışında sağ tarafta Instagram, Discord, YouTube diyor arkadaşlar. Ve sol tarafta da kutu var. Kutu var, kasa oluyor arkadaşlar. Kısadan... Olabildiğince hızlı bir şekilde, biliyorsunuz çok hızlı konuşuyorum. Bu benim en büyük hatalarımdan biri ama ne yapalım, yavaş konuşamıyorum. Hızlıdan size ufaktan bir sunucuyu tanıtmış oldum. Siz kendiniz gelerek sunucunun zevkine varabilirsiniz. Çünkü yeni açılmış bir sunucu, tekrar söylüyorum. Sağda da yazdığı gibi Envoy Event her gün saat 8'de oluyormuş. Sunucu şu anda 12 aktif oyuncusu var. Gün içerisinde 20'ye 25'e çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Siz de gelerek bu sunucuya artı bir online daha kazandırıp hızlı bir şekilde kasılıp kendi kılığınızı kurarak bu sunucuyu fethedebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında sağ tarafta görmüş olduğunuz klasik sistemler var. Krenit muhtemel para sistemleri olabilir. Ama dinar var. Dinar değil. Krenit muhtemel edit. Ya da bu krenit ne oluyor? Edit para sistemi mi yoksa ayrı bir sistem mi bu krenit?
Şöyle Edit Market falan yazayım. Edit Market. Ya site kredisi mi o? Kredi falan. Yani site kredisi var birçok. Bazı sunucularda site kredisi falan oyuna aktarılıyor ya. O sistemi mi yaptınız? Ben de o sırada F-List falan yazayım. Aa dur, kendi klanımızı kurmadık arkadaşlar. Klasik hemen klanımızı kuralım. Shazam. Evet. Kendi klanımı da kurdum arkadaşlar. Buraya gelirdiğinizde ben de oyunda olursam muhtemelen olacağım. Bana yazarsanız siz de Shazam klanımıza alırız arkadaşlar. Biliyorsunuz Shazam benim en sevdiğim nickname'lerden biridir. Ve geleneksel Discord sunucum. O bu. Her yerde Shazam'ı kullanırım. Bu kredi sistemi de ayrı bir sistem galiba. Ve zaten siz sunucuya geldiğinizde tamamen Discord'dan oradan buradan öğrenebilirsiniz. KD var. KD zaten ölme öldürme oluyor. Kısadan size sunucuyu tanıttım. İnşallah sunucuyu sevmişsinizdir ve sunucuya gelir bizimle birlikte oynarsınız. Ben sunucuda olacağım. Hepinizi seviyorum. Sunucunun IP adresi, sitesinin adresi ve Discord sunucusunun adresi açıklama kısmında bulunmakta. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.